Merhaba, bugün sizlerle fedakarlık şımasının ne olduğu ve şımanın hayatımıza ve ilişkilerimize nasıl yansıdığı ile ilgili konuşacağız. Şıma, ihtiyacı olan kişilerin yardımına koşma, ihtiyaç duyan kişilerle ilgilenip onların yanında olmanız gerektiğinize ilişkin inancı içerir. Diğer insanların sorunları, ihtiyaçları her zaman kendi gereksinimlerinizden daha önceliklidir. Yakınlarınızın, ihtiyacı olan herkesin duygularına, maddi manevi tüm sorun ve gereksinimlerine duyarlısınızdır. İlişkilerde var olma biçiminizdir verici olmak. Bunun için harcadığınız çaba, kendi gereksinimlerinizi geri plana atmanıza neden olmakla birlikte, diğer insanların ihtiyaçlarına ilişkin duyarlılığınızın yanında, sizin ihtiyaçlarınıza duyarsız kalınması, göz ardı edilmeniz, iyi niyetinizin suistimal edilmesi ise öfkelenmenize, aldatılmış hissetmenize, bu deneyimlerde zaman içerisinde kendinizi tükenmiş hissetmenize neden olur. Kendinizi erdemli ve yardımsever olarak tanımlar, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin yanında olmaktan gurur duyarsınız. Şema, empati yeteneğinizin gelişmesine neden olur. İnsanların, yakınlarınızın problemlerine, duygularına, ihtiyaçlarına çok duyarlısınızdır. İçinde bulundukları durumları ve gereksinimlerini rahatlıkla algılar, diğer insanların acılarını adeta içinizde hissedersiniz. Duyarlılığınız, ihtiyacı olan kişilerin yanında olmanıza, onların sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını gidermek için çok fazla sorumluluk almanıza ve yoğun çaba harcamanıza neden olur. Öyle ki diğer insanların iyiliği ve memnuniyeti için harcadığınız çaba, vaktinizin büyük bir bölümüne mal olup, kendi gereksinimleriniz ve ihtiyaçlarınız için zamanınız kalmaz. Kendi isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı daima geri plana atar, önceliği karşı tarafa verirsiniz. İlişkilerinize talepkar davranmaz, kendi ihtiyaç ve isteklerinizi dile getirmezsiniz. Öyle ki bu durum zaman içerisinde ilişkilerinizin al-ver dengesinin bozulmasına neden olur. İlişkilerinizde verici rolünü üstlenmenizin size getirdiği bazı dezavantajları vardır. Fedakarlığınız ve iyi niyetiniz ilişkilerinizi suistimal edilmenize neden olur. İlişkilerinizde verici taraf oldukça kendi öz ihtiyaçlarınızdan vazgeçersiniz. Verici olmaya devam ettikçe de zamanla ilişki içerisinde olduğunuz insanlar sizin ihtiyaçlarınıza duyarsızlaşmaya başlar. Gereksinimleriniz ve beklentilerinizi geri plana atıp, ifade etmeyip, verici taraf olmanıza duyarsızlıkla karşılık görmeniz, hayal kırıklığına uğramanıza, ilişkilerinizde verdiğinizin azını almanız, kullanıldığınız ve kandırıldığınızı düşünmenize ve öfkelenmenize neden olur. İlişkilenme biçimleriniz devam ettikçe de olumsuz deneyimleriniz zaman içerisinde tükenmenize neden olur. Peki her şeye rağmen neden fedakarlık etmeye devam ediyoruz? Fedakarlığın temelinde sevilme ve onay alma ihtiyacı yer alır. Bir şekilde ihtiyacı olan yanınızda olduğunuz insanların kabulüne ihtiyaç duyarsınız. Bazen de duyarsız olma, bencil gibi görünmek istememe, başkalarına yük olmak istememek, kendi sorunlarınızla karşı tarafa sıkıntı vermek istememe gibi nedenlerin yanında bazen de karşınızdaki insanı reddettiğiniz takdirde karşınızdakini incitmek ve kırmak istememe gibi endişeler yer alır. Şemaların kendini devam ettirme eğilimi vardır. Zihin, önceden aşina olduğu sonuçları tekrar tekrar deneyimleyeceği davranış ve tercihlere yönlendirerek neye mal olursa olsun aynı senaryoları yaşamamıza neden olur. Şemaların kendini gerçekleştirme şekillerinden biri de yardıma, korunmaya muhtaç, naif ve bağımlı yapıda ya da talepkar ve ben merkezci kişilere çekilmenizdir. Hayatınıza aldığınız kişiler kaygılı, üzüntüleri olan, teselliye ve desteğinize ihtiyaç duyan ya da sorumluluk sahibi olmayan, kendi ihtiyaçlarını ön planda tutan, kendi ihtiyaçlarınızı dile getirdiğiniz takdirde sizi bencillikle suçlayan kişilerdir. Böyle partnerlere hayatınızda yer vermeye devam ettikçe tüm sorumlulukları üstüne alan, verici olan, dinleyen, teselli eden, anlayışlı olan ve kendi ihtiyaçlarını geri plana atan, fedakar ve tükenen taraf olmaya devam edersiniz. Yetişkinlik ilişkilerinizi üstlendiğiniz rol temelini yaşamanızın erken dönemlerinden alır. Şemanızın oluşumuna zemin hazırlayan atmosferde bakıma ihtiyaç duyan ya da talepkar aile üyelerinin varlığı nedeniyle sorumluluk almak zorunda kaldığınız yaşantılar rol oynar. Büyüdüğünüz evde fiziksel, duygusal, zihinsel ya da ruhsal rahatsızlığı olan aile üyelerinin varlığı nedeniyle bakım veren taraf olmak zorunda kalmış, çok sorumluluk üstlenmişsinizdir. Bunun yanında talepkar, kendi ihtiyaçlarını çocuklarınınkinden ön planda tutan, istedikleri yapılmadığı takdirde çocuklarını bencillikle suçlayan ya da duygu sömürüsünde bulunan,
duygusal olarak çocuklarını reddeden ebeveyn tutumları rol oynar. Çocukluğunuzda gerçekleşmiş olan yaşantılar size kendi ihtiyaçlarınızı geri plana atmayı ve önceliği karşı tarafa vermeniz gerektiğini öğretmiştir. Peki sürekli fedakar olan, ihtiyaçlarınızı geri plana atıp hayal kırıklığına uğradığınız, sömürüldüğünüz ve tükendiğiniz ilişkiler içerisinde yer almak kader mi? Tabii ki de değil. Sizlerin de al-ver dengesinin korunduğu, beklentilerinizi ifade edebilerek var olabildiğiniz, değer gördüğünüz, böylelikle sevgi ve değerin zamanla tükenmediği ilişkiler içerisinde yer almak herkes kadar hakkınız. Yeter ki değişim için kendinize bir şans verin.